Fatih Altaylı 2 Haziran 2023 Fatihaltayli.com.tr Saksıyı koysanız o %48'i alırdı. CHP'nin daha doğrusu CHP yönetiminin tabandan gelen sese kulak vermeme eğiliminde olduğunu görüyoruz, öğreniyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu 13. seçim mağlubiyetine de topluma ve muhalif seçmene başarı diye yutturmaya çalışıyor. Yanında da yalak ordusu evet başarılıyız Kemal Bey'i kutluyoruz diyor. Hayır kardeşim başarılı falan değilsiniz. Türkiye açısından en önemli seçim dediğiniz seçimi kaybettiyseniz başarılı olduğunuzu iddia edemezsiniz. İki kişinin katıldığı seçimde üstelik de ülke bu haldeyken ikinci olduysanız başarılı falan değilsiniz. Oylar çalındı diyemezsiniz. Çaldırmasaydınız. Göçmenler oy kullandı diyemezsiniz. Kullandırmasaydınız. Göçmen seçmenleri bilmiyorduk diyemezsiniz. ''O kadar uyarıldınız, bilseydiniz. Başarısızsınız. Hem genel başkan hem de parti yönetimi olarak başarısızsınız. %48 oy aldık söylemenin arkasına sığınamazsınız. Bakın çok açık yazacağım, kusura bakmayın. Oraya ismini anmak istemediğim ama çalışkanlığı ve merzi fonlusu ünlü bir canlıyı bağlasaydınız, o da zaten ikinci turda en az %48 alırdı. Saksıyı aday gösterseydiniz.'' %48 alırdı. Siz de benim kadar biliyorsunuz ki %48 size verilmedi. O %48 siz gelin diye verilmedi. O %48 AK Parti zihniyeti gitsin diye verildi. O %48 Erdoğan'ın ülkeyi yönetme tarzına karşı verildi. İkinci turda Erdoğan'ın karşısında kim olsaydı zaten en az %48 alacaktı. Sizin buna katmanız gereken bir %2.01 vardı, onu katamadınız. Çünkü siz doğru aday değildiniz. Yönetiminizse zaten çalışkan değildi. Kazanamayacağınızı size yıllar öncesinden söyledik. İşin acısı siz de bunu biliyordunuz. Aday olmanızdan önce konuştuğumuz tüm belediye başkanlarınız, tüm milletvekilleriniz Kemal Bey adaylığı hak ediyor ama kazanması çok zor. Keşke aday olmasa diyor. Sonra ekrana çıkıp adayımız Kemal Kılıçdaroğlu diye bağırıyordu. Sizse başta Tunca Özkan olmak üzere yakın çevrenizdeki birkaç kişinin ve hemşeriniz, yakınınız birkaç gazetecinin medya patronunun dolmuşuyla aday oldunuz. Altılı Masa Türkiye açısından iyi bir fikirdi belki. Uzlaşmayı, demokrasiyi temsil ediyordu bizim için. Ama belli ki bizim inandığımız ortak değerler için değil. Siz o masayı adaylığınızı dayatmak için kurdunuz.'' ya da sonra buna dönüştünüz, dönüştürüldünüz. Çünkü biliyordunuz ki o masa olmasa İyi Parti'nin çıkarması muhtemel bir aday ilk turda sizi geçip ikinci tura kalırdı. İmamoğlu'nun veya Yavaş'ın veya Akşener'in de katılacağı bir yarışta ikinci tura bile kalamazdınız. Şimdi anlıyoruz ki o masayı Erdoğan'ı yenmek için değil, kendi adaylığınızı pekiştirmek için kurmuşsunuz. Kendi küçük hedefinize ulaştınız. Ama yetmedi Kemal Bey ve emin olun berbat bir çevreniz berbat bir takımınız var. Önce sizi aday olmanız için doldurdular. Aday olduktan sonra Cumhurbaşkanı seçilince de genel başkanlığı sürdürmeniz gerektiği konusunda doldurdular. Kazansaydınız sizi parlamenter sisteme geçmemeniz için dolduracaklardı hiç şüphem yok. Ve siz onlara uydunuz Kemal Bey. Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olduğunuz dönemi hatırlayın. Deniz Baykal'ın mecburi istifasından sonra CHP genel başkan ararken adınızı ilk söyleyenlerden biriydim. Israrla. Çünkü yerel seçimlerde iyi bir rüzgar estirmiş, ekip çalışması yapabilen biri olduğunuzu göstermiştiniz. Ve katıldığınız ilk teke tekte siz de bunu söylemiştiniz. Bugün de artık yeter diyorum. Siz iyi birisiniz Kemal Bey biliyorum ama çevrenizde toplananların sizi daha fazla kötü duruma düşürmesine izin vermeyin. %48 ile kalmaya çalışan değil, %48'e rağmen şerefiyle bırakan olun. AK Parti olmasa bu CHP barajı aşamaz. Yıllardır yazıp söylediğim bir şey var. AK Parti diye bir şey olmasa CHP barajı bile aşamaz. Bugün CHP'nin varlık sebebi, seçmenin CHP'ye oy vermesinin sebebi, bir takım doğru düzgün insanın CHP örgütlerinde hala çalışıyor olmasının sebebi AK Parti'dir. AK Parti'nin rejimle ilgili sorunları olmasa, kurucu değerlerle, laiklikle ilgili sorunları olduğuna ilişkin bir algı yaşanmıyor olsa, insanlar AK Parti'yi yaşam tarzlarına müdahale etme olasılığı olan bir parti olarak görmeseler, AK Partili troller kendileri gibi düşünmeyen herkese düşmanca saldırmasa, AK Parti özgürlükleri kısıtlamaya çalışan bir partiye dönüşmemiş olsa, emin olun CHP %10 barajını aşamaz, barajı %7'ye düşüren iktidara medyonu şükran olurdu. Sakın ola ki koskoca CHP Atatürk'ün kurduğu parti, Cumhuriyeti kuran parti baraj altı kalır mı demeyin kaldı. 1999 seçimlerinde 8.7 oy aldı ve koskoca CHP baraj altında kaldı. O seçimin birinci partisi ise %22.2 alan Demokratik Sol Parti oldu. İddia ediyorum bugün AK Parti diye bir parti olmasa bu haliyle CHP'nin alacağı oy en iyi ihtimalle budur sorarım size siz okurlara pek çoğunuz bu CHP'ye kerhen yani bir anlamda çaresizlikten oy vermiyor musunuz? CHP yönetiminin halinden memnun olduğunun, aldığı belediyelerle elde ettiği gücün onlara yettiğinin, oralardan sağladıkları imkanların kendi küçük dünyalarında onlar için yeterli olduğunun, ülkenin geleceği konusunda onlara oy verenlerin dertlendiğinin, onda biri kadar bile dertlenmediklerinin farkında değil mi CHP'ye oy veren seçmen? Bu yüzden bir kısım seçmenin işçi partili vekillere daha fazla sempati duyduğunu anlamak çok mu zor? Lafı fazla uzatmadan söyleyeyim. Bence kendini yenilemekten uzak, toplumun beklentisine kulağa kapalı, üslup olarak ying olan AK Parti'nin Yenge olmaktan öteye gidemeyen bu CHP'yi kapatmak ve vakıf ya da müze haline getirmek daha doğru olabilir. Atatürk'ün partisi kapatılır mı demeyin. Bu CHP zaten Atatürk'ün CHP'si falan değil. Atatürk yattığı yerden kalksa diye başlayan cümleleriniz var ya, Atatürk yattığı yerden kalksa keşke. Bugün ülkeyi yönetenlere bir dalardı ama bence önce işe CHP'den başlardı. İlk daldığı siz olurdunuz. Atatürk yerinden kalksa emin olun bu CHP'nin kapısına kilit vururdu. Kabine post Erdoğan dönemin habercisi olacak. Herkesin aklında Cumhurbaşkanı Erdoğan kimleri bakan olarak atayacak sorusu var. Niye ise ortalıkta listeler geziyor. Bazıları komik olacak derecede mantıksız. Mesela aynı kabinede hem Mehmet Şimşek hem Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu bakan yapan liste gördüm. Bugünkü zırva ekonomi politikasına gönülden inanan Kavcıoğlu'yla bu politikanın süper hatalı bir politika olduğunu ekonomiden bir nebze anlayan herkes gibi farkında olan Şimşek'in aynı kabinede olma ihtimali bana göre sıfırdır. Eğer olursa çok gülerim ve ülkenin geleceği adına çok endişelenirim. Açıkçası içinde Süleyman Soylu'nun olmadığı bir bakanlar kuruluna da çok şüpheyle bakıyorum. AK Parti bugün hala iktidardaysa bunda Süleyman Soylu'nun payının büyük olduğunu kimse inkar edemez. Soylu'dan vazgeçmek demek bambaşka bir politika demek. Açık söyleyeyim son 10 senede Erdoğan kabinelerinde kimin olduğu benim için hiç önemli olmadı. Çünkü kim olursa olsun politika belirleyici olan Erdoğan'dı. Tüm AK Parti iktidarı boyunca Ali Babacan dışında hiçbir bakanın Erdoğan'ın arzusu ve talebi dışında bir şey yapma ihtimali yoktu. Bu yüzden de kim gelirse gelsin yoğurdu Erdoğan gibi yemek zorundaydı. Ama bugün kabineyi ben de çok merak ediyorum. Adı geçenler arasında iktidarda güvendiğim tek tük isim de barama yazmam. Yazarsam onlara zarar veririm. Merakım onların yer alıp almaması ile ilgili değil. Merakımın nedeni bu kez hem kabine hem de şekillenecek parti yönetimi aynı zamanda Erdoğan sonrası döneminde habercisi olacak olması. Bir anlamda halefini bu kabine ve bu parti yönetimi gösterecek. Ne zaman insan oluruz? arsızlık tutarlılık zannedilmediği zaman Fatih Altaylı